kadar oğlum. Bir an var ya kesin öldük dedem. Bir daha geri dönüşümüz yok dedem. Allah kanka, ben de öyle sandım ya. Bir an kesin öldük zannettim. Ama geri geldik. Evet evet, bizim çocuklar sağ olsun bizi kurtardılar. Harbiden kurtulduk yani. Yoksa tahtalı köyde kalıyorduk. Neyse, yapacak bir şey yok. Bundan sonra dikkat edelim de artık bir daha ölmeyelim. Evet evet, doğru söylüyorsun. Bir daha ölmeyelim. İnanmıyorum. Vay canına. Siz şu ölen orada bir rüzgar değil misiniz? Sonradan tekrardan hayata geri dönmüşsünüz. Evet biziz. Tekrardan geri döndük. Evet evet, biziz hanımefendi. Ne oldu ki? Ay, inanmıyorum ya. Ne kadar havalı. Gerçekten çok havalısınız. Keşke ben de ölüp sonra tekrardan canlanabilseydim. Tövbe tövbe, hanımefendi siz kafayı mı yediniz ya? Niye ölmek istiyorsunuz? Manyak mısınız siz? Ay hayır canım, öyle değil. Yani ben tekrardan canlanmak istiyorum. İyi de niye ki? Şu an zaten canlısınız. Manyak mısınız siz? Allah Allah. Rüzgar, bununla çok muhatap olma oğlum. Bu kadın kafayı yemiş galiba. Evet evet, bence de. Birkaç tahtası eksik gibi bu kadının. Ay siz gerçekten çok havalısınız. Bayıldım size. Ay kızım, inanmıyorum. Şuraya bak, Arda ve Rüzgar. Ay siz ölüp sonra tekrar canlandınız değil mi? İnanmıyorum, çok havalı. Ay evet evet, öbür tarafı da görüp gelmişler, inanmıyorum. Tövbe tövbe, sanki uzaya çıktık birader. Altı üstü tahtalı köye gittik geldik. Allah Allah ya. Harbiden bunun nesi havalı ya? Bunlar harbi kafayı yemiş. Ulan odası ne kadar korkunç bir yer, biliyor musunuz siz? Evet ya, Allah Allah. Manyak mısınız oğlum siz? Ay yok yok, siz çok havalısınız işte. Her şeye rağmen bunların üstesinden gelebilmişsiniz. Evet, üstesinden geldik. Doğru söylüyorsunuz. Ulan Rüzgar oğlum, kızlar bize aşık oluyor galiba. Ya Arda saçmalama oğlum ya, Allah Allah. Ay inanmıyorum, Arda ve Rüzgar buradaymış, koşun koşun. Ya oradaki cesur anılarınızı anlatsanıza bize buradan, ne olur. Oo, bunlar var ya, baksana oğlum, herkes bizi dinlemeye geldi. Tabii ki kızlar, anlatırım size. Yeter ki hikaye isteyin. Biliyor musunuz, orada çok korkunç yaratıklar vardı. Hem de hepsi çok kocamandı. Tabii biz Rüzgar'la birlikte hepsini yendik. Dövdük onları. Daha çok ben dövdüm yani. Ya Arda, ne sallıyorsun oğlum sen? Böyle bir şey yoktu ki yani. Niye yalan söylüyorsun? Rüzgar sus oğlum, sus. Çaktırma. Ay vay canına, ne kadar havalı. Kocaman yaratıkları dövmüşler. Evet evet. Hatta bir keresinde kocaman bir yaratık neredeyse Rüzgar'ı yemişti. Ben de hemen canavarın midesine girip Rüzgar'ı midesinden çıkarttım. Ay vay canına. Demek sen bu kadar güçlüsün Arda. Evet evet, bayağı güçlüyüm yani. Rüzgar o kadar güçlü olmasa da ben bayağı güçlüyüm. Ya Arda sallama artık ya. Sallama, Allah Allah. Ne oluyor orada be? Bu kadar kızın ne işi var burada? Arda'nın bu kadar kızın içinde ne işi var asıl? Allah Allah, ne yapıyor bu çocuk burada ya? Eyvah, olamaz, Elif geldi. Eyvah, yandık şimdi. Daha doğrusu Arda yandı. Dur bakayım, dinleyeyim neler konuşuyormuş Arda kızlarla. Yani kızlar, anlattığım gibi, duyduğunuz gibi aşırı havalı ve güçlü bir erkeğim yani. Ay gerçekten çok havalısın Arda. Bayılıyoruz sana. Ay evet Arda ya, gerçekten çok havalısın. Ya kızlar, utandırıyorsunuz beni. Ama evet yani, gerçekten çok havalı olduğum doğrudur. Bak bak sen şuna, kızlara hava atıyor orada. Bir sürü kıza yalan söylüyor. Eyvah, Arda biraz daha konuşmaya devam ederse Elif onu kapının önüne koyacak. Bir de üstüne ağzını burnunu kıracak büyük ihtimalle. Arda kardeşim, artık bunu kesmenin vakti geldi bence. Yürü gidelim buradan. Ya saçmalama Rüzgar, kızları görmüyor musun? Hepsi hasta oldu bize yani. Ben bunları bırakıp gider miyim hiç? Ya Arda neler söylüyorsun, saçmalama ya, Allah Allah. Yürü oğlum, bak gidelim diyorum, gidelim. Yok yok, ben kızları bırakıp hiçbir yere gitmem be abi. Sen gidiyorsan git yani. Bak bak sen şu işe. Demek kızları bırakıp gitmezsin, öyle mi Arda efendi? Ya Arda oğlum, bak dinle beni. Güven bana, gitmemiz lazım buradan. Ya Rüzgar, çok gitmek istiyorsan git ya. Allah Allah, başımı şişirme artık benim. Ya oğlum, sen Elif'le sevgili değil misin? Ne
yapıyorsun burada ya? Yürü gidelim diyorum İsteği, hadi yürü. Ya Elif nereden bilecek oğlum ya? Boşver, baksana bir sürü kız var yani. Ne yapayım ben Elif'e? Sen şimdi bittin Arda. Senin ağzını burnunu kırdım şimdi. Oğlum bak, Elif falan dedin. Havadan sanki böyle Elif'in sesi geliyormuş gibi oluyor. Psikolojimi bozdun ya. Kanka psikolojini bozmadım. O sesler gerçek. Nasıl ya? Nasıl gerçek? Nasıl gerçek olabilir? Yoksa Elif şu an tam arkamda mı? Evet kanka, maalesef öyle. Yani seni durdurmaya çalıştım ama dinlemedin beni. Yapacak bir şey yok. Ya oğlum çaktırmadan niye söylemedin ya? Şimdi ne yapacağım ben? Elif ağzımı burnumu kıracak şimdi. Yapacak bir şey yok kanka. Ben seni uyardım yani. Dinlemedin beni. Hadi sana kolay gelsin. Dayak yerken afiyet olsun daha doğrusu. Aa Elif aşkım, burada mıydın sen ya? Ben de seni ne kadar özlemişim ya. Ben de kızlara seni ne kadar sevdiğimden bahsediyordum. Yani Elif'e çok aşığım falan diyordum. Allah Allah, ben 10 dakikadır burada seni dinliyorum. Öyle bir şey duyamadım ama. Nasıl duyamadın ya? Senin kulaklarda bir sorun var herhalde Elifciğim. Yani ben kızlara seni ne kadar sevdiğimi anlatıyordum. Değil mi kızlar? Ayyoo hayır, sen ne kadar havalı birisi olduğunu anlatıyordun. Ay evet evet, çok havalı olduğunu söylüyordun. Bize kaslarını falan gösteriyordun yani. Demek kızlara kaslarını falan gösterdin. Öyle mi Arda Efendi? Yok aşkım, yalan söylüyorlar. İnanma bunlara. Hepsi iftira. Arda bugün sakın eve geleyim deme. Sokakta yalacaksın çünkü. Ama Elif aşkım, ben kızlar beni yanlış anlamış. Boş ver onları. Beni kandıramazsın Arda. Sokakta kalacaksın. Nerede kalırsan kal. Bugün sakın eve geleyim deme. Rüzgar kanka, sizde kalsam olur değil mi? Ben evden atıldım da. Yok kanka ya, vallahi kusura bakma yani. Senin hatanı ben telafi edemem ya. Bizim eve gelemezsin. Canıma değsin. Sokakta kaldın işte. Ulan Rüzgar nasıl dostsun sen be? Beni kötü günümde sokakta bıraktın. Öyle olsun. Aşk olsun sana. Ulan be şu halimize bak. Sokaklara düştük resmen. Sokaklarda kalıyoruz ya. Allah Allah. Bu halimiz de bizim böyle. Arkadaşlar ya, ben yaptıklarımdan çok pişmanım. Kanala abone olup videoya like atar mısınız? Kanala abone olup videoya like atarsanız belki Elif beni eve geri alır ya. Ben çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Ama Elif beni affetmiyor. Belki siz abone olup like atarsanız beni affeder. Ne olur abone olup videoya like atın. Ben böyle sokaklarda sürünmek istemiyorum. Of ya of. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Elif'le nasıl barışabilirim acaba? Arkadaşlar ya, sizin bir taktiğiniz var mı? Elif'le nasıl barışabilirim yorumlara yazın. Onun bir şekilde gönlünü almam lazım. Onu mutlu etmem lazım. Sizce ne yaparak onu mutlu edebilirim? Yorumlara yazın. Bana da yani öğretin. Ben de o sırada sokakta oturup uyuyayım. Of ya. Oh, ne yapacağım ben?